Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi'ni Geyikli'de yapıyor. Çanakkale, Geyikli'de bir araya gelen gençler eğitimlerden geçiyor ve değerli isimleri de konuşmacı olarak ağırlıyor. Bugün Vatan Partili iş insanı Ethem Sancak Öncü Gençlik kampında bir konuşma yapacak. Şimdi Geyikli'ye dönelim. Çanakkale'de hem neler oluyor hem de Sayın Ethem Sancak'ın konuşmasını dinleyelim. O duyguları şimdi size yak çekmek için söylemiyorum. Gerçekten öyle hissediyorum. Çeşitli sektörlerden, alanlardan bana bazen sohbet teklifleri geliyor. Önceliğe aldığım sohbet toplantılarım gençlerle yaptığım toplantılar. Sık sık da yapıyorum bunu. Hayli zamandır yapıyorum. En son İstanbul'da 300 tane üniversite öğrencisi ile güzel bir söyleşi yapmıştık. 3-4 saat sürmüştü. Sonra da biliyorsunuz en son yaptığım söyleşi Marmara Üniversitesi öğrenci kulübüyle yaptığım NATO ve güvenlikle ilgili söyleşiydi. Bana pahalıya patladı. AK Parti'den attılar beni. Atıyorlardı da ben istifa ettim. Fırsat vermedim. Her şerde bir hayır var tabii. İyi de olmuş. Şimdi bir öğretmen atanmış vakti zamanında bizim köyümüze. Benim köy Siirt'in bir köyü. Tabii tutucu ve taassup dönemi. Genç öğretmen de işte Töpderi biliyorsunuz değil mi? 1980'den önce öğretmenlerin devrimci mücadelesinin büyük örgütüydü. TÖS sonra Töpder. Ve genellikle bu Töpder, genellikle değil tamamen sol sosyal demokrat, sosyalist düşünceli öğretmenlerin organizasyonuydu. Öğretmenler, o Töpderli öğretmenler genellikle solcuydu. Bizim köye de geliyor, tabii köyde hemen karşısında rakibi bir imam var. Böyle öğretmenin köye gelmesinden pek az duymazdı o zaman imamlar. Başlıyor imam bununla ilgili. Bir ay sonra falan. Ya bu adam dinsizdir. Bak camiye de gelmiyor. İnançsız. Falan filan deyip itibarsızlaştırmaya çalışıyor öğretmeni. Öğretmenin kulağına bunlar gidince diyor ki ya bu köylüyle hemhal olabilmem için, birleşebilmem için ya ben bir camiye gideyim, bir namaz kılayım. Köylü beni görsün. Şu imamın şerrinden öyle kurtulabilirim diyor. Öğle vakti herkesin görebileceği bir demde zamanda caminin yolunu tutuyor, camiye gidiyor. Caminin kapısına varıyor, caminin kapısında kocaman bir kilit. Ellerini açıyor, Allah'ım diyor, senden geldi, benden değil diyor, dönüp gidiyor. Benimki de biraz öyle oldu yani. AK Parti düşüncelerimden dolayı benim ihraç edilmemi isteyince dedim ki sizden geldi, benden değil. 20 yıl içinde çeşitli biçimlerde yer aldığım partiyi bıraktım. Ve gençlik yıllarımın örgütüne döndüm. Gençlik yıllarımın örgütü şimdiki Vatan Partisi'nin dedesi olan partiydi. Türkiye İşçikölü Partisi. O toplantı yani Marmara Üniversitesi'ndeki yaptığım toplantı belki hayırlara vesile oldu. Şimdi daha özgürüm. Fikirlerimi çok daha rahat söyleyebiliyorum. Çünkü yaşamım boyunca ben 69 yaşına girdim. Kafamı hep omuzumda taşıdım. Ve hep doğru bildiğim şeyleri yüksek sesle dillendirdim. Alamet-i Farikan buydu. Şahitlerim var burada. Yıllarca beraber mücadele ettim. Hüseyin Karanlık bilir benim huyumu. Dolayısıyla Vatan Partisi'nde özgürleştim ben. Vatan Partisi özgürleştiren, kişiyi özgürleştiren bir organizasyon, bir örgüt. Alabildiğine özgürsünüz.
Gerçekten geçen bir televizyon söyleşisinde de dile getirdim bunu. Yaşamım boyunca çeşitli örgüt ve organizasyonlarda çalıştım. Dev Genç'te çalıştım. Halkın Yolu diye bir sol örgütün kurucu liderlerinden biriydim. Türkiye İhtilacı İşçi Köylü Partisi'ne katıldım. Sonra Türkiye İşçi Köylü Partisi oldu bu. Sonra SODEP'in kuruluş aşamasına katıldım. Sonra SHP'de çalıştım. Sonra CHP'de çalıştım. AK Parti'de çalıştım. Bütün bu çalıştığım partilerin liderleri içerisinde en özgürlükçü, en eleştiriye açık, en demokratik bir şekilde her ferdine değer verip fikrini alan ve dinleyen bir numara lider Doğu Perinçek. Yani bunu şahidiyim ve öyle gördüm. Onun için de Vatan Partisi'ne katılmak benim için gerçekten yeni bir şey değildi ama yeniden doğmuş gibi oldum. Gençleştim. İşte bugün de sizinle bu gençliği daha yakından hissediyorum. Gelirken aslında şeyi tasarlamıştım ben. Siz günümüzün gençlerisiniz. Geleceğin dünyasını da siz yöneteceksiniz. Bizler faniyiz. Ben 69 yaşına geldim. Hüseyin herhalde 72 yaşında. Bir ayağımız çukurda yani. Kaç bahar daha göreceğimiz belli değil. Belli de olmaz tabii. Sen yüzü geçersin. Çünkü sen rahat bir adamsın. Stresli bir adam değilsin. Sen yani rafadan yumurtayı bile o kadar aheste ve yavaş yiyorsun ki yarım saat sürüyor. Yıllarımızı beraber bölüştüğümüz için huylarını biliyorum. İfşa ediyorum şimdi onu. Tabii relax ve rahat bir adam olduğu için yüze kadar yaşayabilir. Kesin. Bir de afyonludur. Afyonlar rahattır. Ama ben kendim için öyle diyemem. Dörtlü bypass'ım var, pankreatitim var, bir sürü hastalık var. Hatta evvelki gün Bodrum'da söyleşiye çıkacağız. Söyleşinin bir akşam öncesinde bir baktım tansiyonum 20'ye çıktı. Küçük tansiyon 10 ve nabız 120'yi geçti. Hanım panikle beni götürdü. O gece şeyde geçirdim. Bodrum'da hastanede geçirdim. Dedim ki ya şimdi Doğu'ya söyleyeyim. Yani ben hanım dedik ya Doğu'ya haber verelim. Sen gitmeyebilirsin falan. Dedim ki ya yeni katılmışım. Milletin huzuruna kavgaya çıkıyoruz. Sert söyleyeceğim. Şimdi genel başkan der ki ya bu adam korktu. Bahane ediyor onun için gelmedi. Sakın dedim Doğu'ya söyleme. Ben gideceğim dedim. Kalp durursa da orada dursun. Önemli değil. Bu orada durursa da iyi bir şey olur. Çok şükür atlattık. Hatta biraz önce geçti o rübet. Taş kalbi oluşmuş. Yolda gelirken hanımı bıraktım. O İstanbul'a geçti. Yolda eli yüreğindeydi. Ama Ezine'ye geldim çok rahatladım. Kendime de bir dondurma ısmarladım. Hanıma da mesaj çektim. Çok iyiyim merak etme. Şu anda dondurma yiyorum. O da mutlu oldu. Yani biz biraz eski kaportaya eskitmişiz. Ama sizlerle oldukça gençleşeceğim, onu biliyorum. Sizlerle omuz omuza bu büyük kavgayı verirsem, bu benim ömrümü ömür katacak. Ona inanıyorum. Çünkü o stres beni yaşatıyor. Adrenalin bana güç veriyor ve gençleşiyorum. Bazı insan tipleri öyleymiş. Ben şey planlıyordum, sizlerle yolda gelirken dedim ki ya arkadaşlarla şimdi yeni dünyayı yönlendirecekler, yönetecekler, inşa edecekler yeni bir dünya. Çok şanslısınız bir kere. Tarihin büyük kırılma noktasında gençsiniz. 300 yıllık kırılmayı yaşıyor insanlık. 300 yıl önce insanlık bir cendereye sokuldu. Özgürlükçülük adı altında kapitalizmin ürettiği liberalizm ve hümanizm, ki ikisi de devrimci dürtüydü, bir süre insanlığı ilerlettiler.
Fransız ihtilali gibi, Magna Carta gibi, Amerikan Kurtuluş Savaşı ve İş Savaşı gibi kapitalizm devrimci adımlar yaptı ve insanlığı bir dönem ilerletti. 100 yıla yakın ilerletti. Sonra liberalizm, humanizmi yedi. Yuttu. Ve vahşileşti. Ve insanlığın geri kalanını mengeneye sokmak için esir aldı. Önündeki bütün bentleri yıktılar ki bentlerin en büyüğü de Türklerin uygarlığının doruğu olan 600 yıl sürmüş büyük organizasyon Osmanlı'yı çökerttiler. Emperyalizm Osmanlı'yı çökertemezdi, çökertemezseydi insanlığı yağmalayamazdı. Osmanlı çökmeseydi Hindistan sömürgeleşmezdi. Osmanlı çökmeseydi Çin sömürgeleşmezdi. Osmanlı çökmeseydi Latin Amerika köleleştirilemezdi. Çünkü bir büyük uygarlığın eseriydi Osmanlı. Ve insanlığı adaletle yönetti, yağmacılığı engelledi, insanı temel alan bir yapısı vardı. Hani dizilerde görüyorsunuz ya işte Osman, Ertuğrul falan filan. Bunlar efsane değil, Alparslan. Bunlar gerçekten yaşanmış şeyler. Ben 60 yıldır tarih okuyan bir adamım. Onlar bir senaristin hayalden ürettiği diziler değil. Gerçekten bir tarihçi. Ki ben iyi bir tarihçi olduğumu iddia ediyorum. İlber Ortaylı'dan bile iyi tarihçiyim. Bakın hava atmak gibi olmasın. Çünkü 60 yıldır her gece 4 saat tarih okuyorum. İlber'in bu kadar okuduğunu zannetmiyorum. İyi bir tarih okuyucusuyum ve o anlatılanlar gerçek. Ertuğrul olmuş. Alparslan var. Cahettin Harzemşah var. Büyük Fatih var. Büyük Yavuz var. Genç Osman var. Bunlar 72 kavmi birleştiren bir kadim büyük ulusun ürettiği 4 büyük imparatorluktu. Yani uygarlık doğudayken, Çin'deyken, bilim, fen, sanat, matematik, her şey Çin'deyken Avrupa'da vahşet vardı. Barbarlık dönemiydi. Atilla'nın döneminde tarif edilir ya, Cermenler, Vandallar, Keltler, Franklar, Galyalılar, göçebe yarı vahşi topluluklardı. Avrupa öyleydi. Ama o doğuda üretilen büyük bilim, 13. yüzyılda inşa edilen tarihi İpek yolu üzerinden aktı batıya, Pekin'den Venedik'e ve zenginleşti. Arkasından onun doğal sonucu olarak Rönesanslar, reformlar falan filan Avrupa yeni bir çağa girdi. İşte o süreçte, o 300-400 yıllık süreçte, 500 yıllık süreçte Türkler o tarihi İpek yolunun kervancılarıydı. Bütün kervanlar, kervansaraylar Türklerindi. Bütün kervancılar Türktü. Nevera-ün-Nehir'den Venedik'e kadar. Anlatır Harvard'ın tarih hocası Cemalettin Kafadar. Kimler varmış biz burada yokken adlı tarih kitabında. Harvard'ın tarih bölümü başkanıdır Cemalettin. Diyor ki 14. yüzyılda Venedik'le Osmanlı göğüs göğüse düşman savaşırlarken Haymanalı bir sof tüccarı, Haymanalı Ankara Haymanalı. Sof nedir biliyor musunuz? Ankara keçisinin yünü. İpekten sonraki en kıymetli değer o zaman. Haymanalı bir sof tüccarı bir mağazası Pekin'de, bir mağazası Venedik'te olmak üzere 400 tane mağaza kuruyor. Ve bunu Dubrovnik'ten yönetiyor. Hırvatistan'daki Dubrovnik. Osmanlı toprağı o zaman. Yani şimdi Batılılar modern çağda chain'leri, zincirleri biz yarattık diyorlar ya son yüzyılda. Chain'ler. Zincir mağazalar. Yalan yani biz onu onlardan 400 yıl önce yapmışız. Veya anonim şirketler. Son 100 yılın büyük icadı. Anonim şirket. Sahibi belli olmayan çok ortaklı iktisadi yapılar. Değil mi? Biz insanlığa hediye ettik diyor Batılılar, İngilizler veya Hollandalılar. Ama 10. yüzyılda sadece
Sadece İstanbul'da 10 bin tane vakıf var. 10 bin vakıf. Vakıf ne demek biliyor musunuz? Sahibi belli olmayan ve geleceğe kalması için tasarlanmış iktisadi organizasyon. Üstelik bunların çoğu kar amacı gitmiyor. Sosyal amaçlı. Mesela İstanbul'da 15. yüzyılda ağır kış koşullarında aç kalan vahşi hayvanları beslemek üzere kurulmuş vakıf var. O hayvanseverler falan diyor da yeni moda. Aç kalan vahşi hayvanların doyurulması için bizim uygarlığımız vakıflar kuruyor. Malını bağışlıyor ve oraya adıyor. Öyle şimdi gidip 3-4 tane mama paketi alıp 3-4 tane sokak köpeğine verip hayvansever kimliği satanlar var ya. Öyle değil yani. İçten. Böyle bir medeniyetimiz vardı. Bunun da sebebi şuydu. Atlı çobanlardı Türkler. Ötü kendinden çıktılar. Muazzam at binicisiydiler. At ne demekti? Zamanı aşmak da at. Şimdi gibi araba, uçak falan filan yok. At var şimdi. Ve uygarlık taşıyorlar. Ve iyi savaşçılar. Gaddar savaşçılar. Moğollarla Türkler. Önlerine durulmuyor. Ama bir şansları oldu Türklerin. Mevarayünler geldiler. Mevarayünler'e 8. İslam'la tanıştılar. Kimi tarihçiye göre Talas'ta zorla Müslümanlaştırıldılar. O yalan tabii. Öyle zorla kimse, hiçbir millet Müslümanlaşmaz. İşte önce Karahanlılar, sonra Samanoğulları falan İslamiyet'i benimsediler Moğollardan farklı olarak. Moğollar Hristiyanlığı seçtiler ve Haçlılarla işbirliği yapıp yıkıcı oldular. Türkler ise İslam'la tanıştılar. Ve İslam'ı en iyi kavramış kavim Türklerdir. Eğer Türkler İslam'ı İslam Müslüman olmasalardı İslamiyet yok olurdu. İslamiyet yaşayamazdı. Daha 11. yüzyılda biterdi. Geçmişte bir sürü bitmiş din var. Bir sürü bitmiş inanç var. Mesela Perslerin büyük dini Zerdüştlük bitmiş. Kaç yüzyıl hükmetmiş Zerdüştlük'ün dini. Ama bitmiş. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Büyük İslam alimleri diyorlar ki Türkler zaten Hazreti Peygamber'in en büyük şeylerinden birisi, öngörülerinden Türklerin Müslüman olması isteğiydi Rabbinden. Neden? Çünkü İslam'ın kitabı Kur'an'da şöyle diyor Allah: ben sizi bölük bölük yarattım, konuşup anlaşasınız diye. Savaşasınız ve birbirinizi yiyesiniz değil. Konuşup anlaşasınız diye. Kur'an'ın bir ayeti. Bunu yorumlayan büyük peygamber Muhammed, Hazreti Muhammed bu ayeti şöyle yorumluyor. Diyor ki farklılıklar bize Allah'ın bir lütfudur ve zenginliğimizdir. Farklılıklar. Hani çok zorları Mao diyor ya, 100 çiçek açsın, 100 fikir yarışsın. Ondan ta 1000 küsur yıl önce İslam peygamberi Muhammed söylüyor. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir ve bize Allah'ın bir lütfudur. Şimdi Türkler bunu kavradılar. Kur'an'ı çok iyi kavradılar. Ve farklılıklarla birleştiler. Asya'nın 72 kavmini birleştirdiler. Bakın Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dizilerini izliyorsunuz. Alparslan'ı izleyeniniz vardır mutlaka. Ermeni milletini Bizans'ın baskısından neyle kurtarıyorlar? Adalet ve özgürlükle kurtarıyorlar. Roma onlara serf ve köle muamelesi yapıyor. Selçuklu ise onlara Allah'ın emaneti olarak görüyor ve özgürlük veriyor. Ve Ermeniler uzun süre Roma'nın canını okuyan, sonra Roma'nın tebası olan Kafkasya'daki Ermeni milleti Alparslan'la yani Selçuklu'yla ittifak yapıyor. Bu ittifak 1000 yıl sürüyor. Mesela Osmanlı'da Ermenilerin ismi neydi biliyor musunuz? Sadıka millet. Yani güvenilir millet. Malazgirt'teki büyük savaşta eğer Alparslan'ın yanında Kürtler ve Ermeniler yer almasaydı Alparslan yenilecekti. Savaşın iki günü yeniktir. Ve 3. gün kefenini gidiyor diyor. Diyor ki ben ne sizin komutanınızım ne bilmem neyiniz. Ben sizin gibi neferim, şehit olmayı diyor. Ama 3. gün
Bir taraftan Ermeni birlikler, bir taraftan Kürt beylerinin liderliğindeki 50 bin Kürt altısı Malazgirt Savaşı'na iniyor. Saf tutuyorlar Alparslan'ın yanında ve Roman Diyojen'i yeniliyor. Anadolu'nun kapıları açılıyor. Tabii yanında başka kavimler de var. Farsiler var. Başka kavimler de 72 kavim var Büyük Selçuklu'da. Onlarla birleşmiş. Türklerin İpek yolu üzerinde inşa ettikleri büyük bir imparatorluktur. Daha önce tabii Harzemşahlar var. Celalettin'de şey gibi. Cengiz'le boğuşan Büyük Celalettin. Ki birinci yenilgisinde Hindistan'a kaçıyor. Babasının hatalarından. Cengiz Han bunu kovalıyor. Nehri geçiyor bu. Ergana Vadisi'ndeki nehir, İndus Nehri geçiyor karşıya. Cengiz arkasından şöyle söylüyor. Keşke bu adam hasmım değil, oğlum olsaydı. Celalettin Harzemşah, Büyük Harzemşahlar ülkesinin hakanı. Birinci yenilgiden sonra geliyor gene Azerbaycan'da ikinci Harzemşah İmparatorluğu'nu kuruyor. Fakat maalesef mezhep farklılıkları var, kendisi Şii. Ama rakibi üç Müslüman devlet, Alaaddin, Anadolu Selçuklusu ve Eyyubilerin Emir Eşref ve Berke, bunlar Sunni, birleşiyorlar, bunu yeniyorlar. Yasık Çemen Savaşı'nda. Sonra Anadolu kapıları Moğollara açılıyor ve Moğollar Anadolu'yu talan ediyorlar. Sonra neyi inşa etti Türkler? Selçuklu 200 küsür sürdü. Arkasından hemen Eyyubi İmparatorluğu'nu inşa ettiler. Eyyubi İmparatorluğu bir Türkmen İmparatorluğu'ydu. Çünkü kurucuları Atabeylerdi. İmadettin Zengi ve Nurettin Zengi. Bunların da veziri Yusuf'un babası Eyyub'tü. Kürt. Onların askeri komutanıydı Eyyub'un kardeşi Şerguh. Kendisi de İmadettin'in veziriydi. Ondan sonra gittiler Fatimileri yıktılar. Şerguh çok yemeğe düşkündü. Yemek yerken sofrada çatladı, öldü. Yerine yeğeni Yusuf geçti. Sonra o arada İmadettin Urfa fethinde şehit edildi. Hristiyan konutluktu Urfa. Yerine Nurettin geçti. Nurettin hastayken öldü. Yerine Yusuf geçti. İmparatorluğun başına. Yusuf kim? Selahaddin Eyyubi. Selahaddin onun lakabıdır. Eyyub'un oğlu Selahaddin. Eyyub'un oğlu Yusuf. Ve büyük Eyyubi İmparatorluğunu kurdu. Tabii Yusuf Kürt'tü. Hakan Kürt'tü. Ama bütün ordu komutanları Türkmenlerdi. Türk'tü. Tebası da Arap'tı. İmparatorluğun tebası Arap. Mısır, Kahire. İkinci başkenti Erbil'den sonra Kahire'dir Selahaddin'in. Şam ve Kahire. Teba Arap. Simgesel Hakan Kürt, Selahaddin Kürt'ü. Ama bütün ordu, devletin temel çekirdeği Türkmenler, Türkler. O da bir Türk imparatorluğu. Bir sürü kavimin içinde barındıran. Arkasından biliyorsunuz Eyyubiler yıkıldı, Memluklular çıktı. Kahire merkezli büyük Memluk imparatorluğu 400 yıl sürdü. Memlukluların hakanı şöyle Türktü. Fatimi devleti rakipleriyle boğuşabilsin diye Araplar çok iyi asker değildir. Kafkasya'dan köle Türkleri devşiriyor. Kölemen zaten. Memluk demek köledir Arapçada. Hatta kölemen devleti diyorlar. Kölelerin devleti. Onlar ordu içinde yükseliyorlar. Bir süre sonra iktidarı ele geçiriyorlar ve Memluk İmparatorluğu kuruluyor. Baybarslar, Kalavunlar falan hep Türk. Kıpçak Türk'ü veya işte Çerkezler vesaire. 400'lü sürüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela Bosna Hersek Osmanlı iken Diyarbakır Memluktu. Biliyorsunuz 1512'de Memluk İmparatorluğunu yıktı Yavuz ve birleştirdi Osmanlı'yla. 1500 yıla kadar Siirt, Mardin, Elbistan'a kadar bölgeler Diyarbakır, Erzurum Osmanlı değildi. Memluk. İşe geçmiş imparatorluğu. O da bir Türk imparatorluğuydu. Tabii bütün bunların üstünde Anadolu'dan yükselen insanlık tarihin en organize gücü, şu ana kadar en organize gücü Osmanlı'dır. Orhan kurdu.
Fatih imparatorlaştırdı ve Yavuz doruklarına ulaştı. Neden en organize diyorum? Bakın bunun bilimsel izahı da var. Şimdi en büyük imparatorluk, gerçi şimdi çatırdamaya başladı. Çağdaş en büyük imparatorluk kim? Amerika İmparatorluğu değil mi? İşte uzaya bilmem ne fırlatıyor, bilmem ne yapıyor. Dolar imparatorluğu kurmuş, dolanması her tarafa diyor. Fakat Amerikan devletlerin gücü ordularıyla ölçülür. Ordularının gücüyle. Ölçü budur. Yani sonuçta işi o belirliyor çünkü. Hani iktidar namlunun ucundadır deniyor ya. Belirleyici olan ordudur. Şimdi Amerikan ordusu mesela Vietnam'a 100 bin asker yolladığı zaman bir başka yere 100 bin daha yollayamıyor. Onu oradan çekiyor, oraya yolluyor. Suriye'den çekiyor, Afganistan'dan çekiyor. Afganistan'dan çekiyor, bilmem ne yapıyor. Ama 16. yüzyılda Osmanlı aynı anda 4 ayrı yöne 150'şer bin kişilik ordu sevk ediyordu. Ve her ordunun yanına da 150 parçalık donanma takıyordu. Yani aynı anda Kafkasya'ya bir ordu gidiyordu. Aynı anda bir başka ordu aşağıya Orta Doğu'ya iniyordu. Aynı ordu, aynı 150 bin kişilik ordu Macar ovalarında cirit atıyordu. Yanına da bütün Akdeniz'i ele geçirmiş. Bu ordulara destek olmak üzere de sağa sola donanma yolluyordu. Hatta Sokullu Mehmet Paşa donanmayı Asya'ya yollayabilmek için Hazar'la Karadeniz arasında kanal açma planlıyor. Atıl kalıyor. Süveyş'i aşmayı planlıyor. Bakın şimdi Amerika'da bir özgürlük anıtı var. Hani elinde böyle yöret meşalesi. New York'un şeyinde Amerika'nın simgesi. O heykel, o heykelin parasını kim verdi biliyor musunuz? Osmanlılar verdiler. Fransız'a yaptırdılar. Niye yaptılar? Süveyş'e dikecekti onu. Kadrazam. Fakat Amerikan Bağımsızlık Savaşı İngilizlere karşı kazanılınca Osmanlı biliyorsun Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı destekleyen tek bir imparator vardı. O da bizim imparatorumuzdu. Üçüncü Selim. Çünkü genellikle imparatorlar ve krallar bu bağımsızlık milli savaşlara karşıydılar. Ve bütün krallıklar İngilizlerin etrafındaydı. Amerikalı, genç Amerikan devleti kime karşı savaş verdi? İngilizlere karşı. Sömürgeleriydi. Kim destekledi onu? Fransız ihtilalinin komutanları, Lafayette'ler falan. Bir de Osmanlı. Şimdi bağımsızlığı kazanınca Amerikalılar Benjamin Franklin ve Lafayette'ler diyorlar ki ya sizin bize sipariş verdiğiniz bir anıt vardı. Siz de Süveyş'i açamadınız. Bağımsızlık simgesi olarak bunu biz hediye edelim mi Amerikalılara? Osmanlı çok gani ve şey, cömert. Hediye edin. Yani o anıt bizim paramızla yapılmış. Amerikalıların özgürlüğünü de biz vermişiz simgelerini olarak. O zaman tabii Amerikalılar devrimci bir ulustu. Büyük devrimci ulustu. Çünkü İngiliz emperyalini duman ettiler. Hatta bir anekdot anlatayım size. Bilmem canınızı sıkıyor muyum, uzatıyor muyum? Uyumayın sonra. Eğer sıkılırsanız, alkışlarsanız keserim. Yo vereyim size. Şimdi George Washington'un önderliğindeki devrimci Amerika bağımsızlık savaşını kazanıyor. İngilizler mecburiyetten tanıyorlar. Tanımak zorunda kalıyorlar. Ve İngiliz kraliyet ailesi Amerikan Dışişleri Bakanı Londra'ya davet ediyorlar. Allen diye bir Dışişleri Bakanları var. Amerikalı devrimci Dışişleri Bakanı. Londra'ya geliyor. Görüşmeler yapılıyor. Akşam yemeği verilecek diplomatik olarak. Akşam yemeği. İngilizlerin diplomatları ve bakanları. Allen de misafir. İngilizler aşağılamak için yeni Amerika'yı, yeni Amerikan devletini aşağılamak için tuvaletin duvarın karşısına, şeyin karşısına, klozetin karşısına Washington, George Washington resmini koyuyorlar tuvalete. Resmini koyuyorlar. Aşağılamak için. Tuvalete aslında. Elinin de yemeğine muhsil karıştırıyorlar. Amel olsun, tuvalete gitsin, görsün liderinin ne halde olduğunu. Bunlar simgesel olarak böyle bilirler ya emperyalistler aşağılamayı, namussuzlar. Kendileri aşağılık oldukları için aşağılamanın en şeyini onlar yapar. Diplomatikliğini.
Şimdi tabii adam yemeği yiyince ishal oluyor hakikaten. Tuvaleti soruyor. Zevkle gösteriyorlar orası diyorlar. Gidiyor oturuyor şöyle. Bakıyor George'un resmi, başkanın resmi, liderinin resmi. Bozuntuya vermiyor usta bir adam. Çıkıyor geliyor sofraya. İngiliz bakan soruyor buna, diyor ki nasıl buldun tuvaletlerimizi? Çok güzel, çok nezih tuvaletleriniz var. Çok da hayran kaldım size. Ne yaratıcısınız ya diyor. Niye diyor? Ya diyor siz kabız bir milletsiniz. Bunlar haftada bir sıçıyorlar dediniz. Hatta tuz ruhu içiyorlar ki boşaltabilsinler. Kabız bir millet bizler. Ya ne güzel. Sıçabilmek için liderimizi koymuşsunuz. O korkuyla sıçasınız diye oraya. Liderimizin korkusundan rahat şey yapasınız diye. Şimdi Osmanlı'ya dönelim. Osmanlı büyük bir imparatorluktu ve gerçekten bir setti. Sömürgeciliğe karşı bir setti. İşte bizim basiretsizliğimizden gene o zaman Akdeniz'e hakimdik ve çok kibirliydik. Daha çok önceleri döndüğümüz, denizcilerimizin döndüğü Ümit Burnu'nu unuttuk biz. Uygarlığın merkezi ve zenginlik Akdeniz'de. Atlas Okyanusu'na bakmadık. Hint Okyanusu'na bakmadık. Aslında orada da armada gezdirebilirdik. Gezdirdiğimiz de olmuş zaten. Mesela şimdi Amerika'nın en güzide tatil yeri bilmem ne Turco diye bir ada. Turco. Merak ettim ya bu Turco ismi nereden gelmiş bu adaya? Amerika'nın burun dibinde. Amerikalılar dediler ki o burayı Türk korsanlar keşfetmiş. Oralara gitmişsiniz zaten. Tarih bunu yazıyor. Piri Reis'in haritasında zaten Amerika'nın şeyi var. Daha Christoph Kolomb'tan 100 yıl önce. Ama biz oraya gidelim, sömürelim, köle ticareti yapalım niyetiyle hareket etmediğimiz için Akdeniz'deki uygarlık ve zenginlik bize yetmiş. Nitekim Yavuz'un bütün öngörüsüne rağmen, Yavuz çünkü Aden Körfezi'ni tutmak istiyor, orada donanma inşa etmek istiyor. Hatta bu yüzden Piri Reis'i astırtıyor. Piri Reis'e direniyor, gerek yok diyor. Ama sonra Portekizler dolanıyorlar ve Hindistan'ı sömürgeleştiriyorlar. Zayıflama dönemimiz. Arkasından Çin'in sömürgeleşmesi. Ve o büyük imparatorluk yıkıldıktan sonra 300 yıllık insanlığın esareti başlıyor. 300 yıldır sürüyor. Emperyalizmin mengenesi 300 yıldır. Kah zayıflıyor, kah artıyor. İşte İngiltere yürüttü bu yağmacılığı. Önce İspanyollar yürüttüler Portekizlerle. Sonra bunlar birbirine düşünce İngilizler bunları yendi ve mutlak hakimiyet elde etti. Denizlerin hakimi, okyanusların hakimi. Arkasından Amerikanlar bunları tezgaha getirip 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmalarına neden oldu. 2. Dünya Savaşı'nın galibi İngiltere gibi görülüyor ama Amerika son dakikaya kadar savaşa katılmadı ki İngiltere yıkılsın. Sonra uyduruk bir tezgahla Japonlar Bar Harbor'a saldırdı diye savaş açtı. Bitmiş, yenilmiş Japonya'ya ve Almanya'ya. İmparatorluğu aldı Londra'dan şeye götürdü. New York'a. Ama tabii bunlar köksüz bir millet olduğu için Amerikalılar toplama bir millet. 50 yılda kaybediyorlar şimdi. 50 yıl sürdü. Bizim 600 yıl sürdü bir imparatorluğumuz. Onlarınki herhalde 50-60 yıl. Belki de 70. İngilizler ama 250 yıl yürüttüler imparatorluğu. Ve bakın mesela bir örnek vereyim size. Latin Amerika'yı keşfediyorlar. İnkaları ve Aztekleri yok ediyorlar, barışçı halkları. Yeniçerileri. Ve Amazon ormanlarını yakıyorlar. 15 yıl sürüyor yangın. Amazon sahile kadar geliyormuş. Niye yakıyorlar? Kahve ve kauçuk plantasyonları için. Ve onları ekebilmek için de o, çünkü Amazon halkı 1.30 boyunda pigme. Onları yakıyorlar ormanda. Hala da gittiğiniz zaman Amazon'a ağaçlarda zıplayıp oynayan pigme halk var orada. Kaçıyorlar ama. O travmayla hala kaçıyorlar insanlarda. Gittim ben gördüm İgazu'da şeyde. Pigmi halktır Amazon halkı. Şu anda var olan Brezilyalılar melezdir. Melezdir. Afrikalı siyahlarla İspanyol beyazların melezidir Brezilya halkı. Gerçek yerel halk değil. Sonradan oluşmuş bir halk. Bakın 100 yıl içinde bu yağmacılar 100 milyon siyah köleyi gemilerle Latin Amerika'ya taşıyorlar.
Bunların %60'ı seyahat esnasında, çünkü istifliyorlar, üç kat yapıyorlar gemiyi, köleleri istifliyorlar. İskorpit hastalığından ölünce denize atıyorlar bunları. Her 100 köleden 40'ı sağ varıyor toplama istasyonu olan Küba ve Karayiplere. Oradan da dağıtıyorlar Amerikalı'nın çeşitli yerlerine. 100 milyon siyahi köle. Ve bu köleleri de taşıyan bütün gemilerin sahipleri Yahudiler. Nakliyeyi, lojistiği Yahudiler. Gene oradan da para kazanıyorlar. Şimdi böyle bir yağmadan geçti insanlık. Tabii buna karşı bizim birinci Kurtuluş Savaşımız tam sömürgelerin nispeten yarı sömürgeye dönüşmesini sağladı. Çinlerin 1920'deki büyük devrimi Sun Yat-sen önderliğinde, sonra işte Mao'nun savaşı, sonra Lenin'in Kurtuluş Savaşı, Afrika halklarının bağımsızlık savaşları hala devam ediyor ama sistem olarak inşa ettikleri bizim Atlantik tarif ettiğimiz emperyalist sistem hala vücut, hala devam ediyor. Ama sizin şansınız bu. Bu 300 yıllık döngü bitiyor. Artık Atlantik sistemi, Amerika'nın liderliğindeki sistem sizin yaşadığınız dönemde yıkılacak, göreceksiniz ve siz yıkacaksınız. Onu yıkacak olanlar da sizsiniz. Sizin akranlarınız, sizin Çinli akranlarınız, Kolombiyalı akranlarınız, Rus akranlarınız, Arap akranlarınız, Fars akranlarınız, siz, Avrupa halkları, yani daha Avrupa'nın devrimci halkları ne kadar dayanacak bu sömürge ruhuna? Yani hepsi şimdi görüyorsunuz Amerika'nın kölesine dönüştü. Almanlar, Fransızlar, ağır değiciler. Adamların kışları donuyor Amerika'nın korkusundan gaz alamıyorlar. Odun topluyorlar şimdi ormandan Almanlar. Isınabilmek için. Çünkü bu büyük Alman ulusuna yakışan bir tutum değil ki. Bu kesinlikle bunlar devrilecek. Avrupa bu eziyete, bu sömürge şeyine dayanamayacak. Avrupa halkları. Tabii onların da takati bitmiş. Gençleri çürütülmüş. Gençleri işte LGBT adı altında cinsiyetleri yıkılmış. Çünkü öyle azdı ki bu emperyalizm. İnsanların doğal üst dürtüsünü yok etmeye çalışıyor. İnsan doğduğu zaman ve ayağa kalkıp insanlaştığı zaman 3 tane temel dürtüsü var. 1. Karnı doyurmak. 2. Güvenlik ve barınmak. Değil mi? 3. Üremek ve çoğalmak. 3. insani temel dürtü. Bunlar kar hırsıyla bu 3 dürtüyü de maddileştirdiler ve insana dair yapmıyorlar bunları. İnsana dair yapmıyorlar yani. Şimdi mesela laboratuvarda et yapmaya çalışıyorlar. Doğadaki eti yok ediyorlar. Laboratuvarda et yapalım. Niye? Daha pahalıya satalım. Yani çünkü bunlar Tanrı'yı önce inkar ettiler. Tanrı yok dediler. Her şey izah edilebiliyor. Bilim olarak, neyse bilimse. Halbuki izah edemedikleri o kadar çok şey var ki. Şimdi mesela bunların ideologlarından birisi Hawkins. Şu bir tane bilim adamı Hawkins var ya, fizikçi, öldü 2 sene önce. Büyük bir düşünürdü. Allah'ın yokluğunu ispatlamak için 400 sayfalık bir kitap yazdı. Kara delik ve bilmem ne hikayelerini. Sonunda diyor ki, anlatıyor işte Allah yoktur. Her şey kendiliğinden oldu. Doğanın bir olayıdır. Patladı kara delik. Bilmem ne oldu. Şu bu falan. En sonunda 4. sayfada diyor ki, evet egzotik bir designer'dan söz edilecekse öyle bir şey var. Ya zaten bizim de Allah dediğimiz o egzotik designer. Yani sen geliyorsun oraya tıkanıyorsun. Kara deliğin sonu yoktur. Nereden biliyorsun? Varsayım. Bir sürü varsayım. Sen daha düne kadar en güçlü demir şeyinin ıspanakta olduğunu söylüyordun. 100 yıl yutturdun insanlığa. Ispanak yiyin demir gibi olursunuz. Temel reis. Şimdi çıktı ki ıspanakta en eser miktarda demir var. Bak 100 yıl bizi inandırdılar. Değil mi? Yani o bilimsel gerçek dedikleri şeyin, çünkü bunlar dar. Bilimin boyutunu 3 şeye indirgemişler, 3 boyuta. Halbuki 7 boyuta kadar çıktı şimdi. Bir de bilinmeyen metafizik boyut var. Daha hiç kimse izah edemiyor. Psikolog Jung
bunu tarif etmeye çalışıyor. Ama onlar hala bir tane sapık psikolog vardı. Neydi ismi? Psikolojinin kurucusu. Onun izinden gidiyorlar. Neydi? Freud'un izinden gidiyorlar. Halbuki Lung öğrencisi geldi, onu açtı ve üçüncü boyuttan bahsediyor. Yedinci boyuttan bahsediyor. Metafizikten bahsediyor. Yani bunlar her şeyi hatmettiklerini, insanın her şeye kadir olduğunu söylediler. Ama o yücelttikleri insana da Tanrı'yı para yaptılar. Bak, Tanrı yok dediler. İnsan kendi Tanrısını yapar dediler. Ama insanın yerine geçerek Tanrı'ya yaptıkları, Tanrı diye yaptıkları şey para. Para, onların Tanrısı para. Dolayısıyla para için yapmayacakları hiçbir şey yok. Halbuki bizim kadim medeniyetimizde ne diyoruz biz? Temel değer insandır. Bak, bizim inancımızda İslam ne diyor? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ben onu topraktan yarattım. Kilden ve kokmuş çamurdan yarattım. Emaneti önerdim ona. Bütün yarattıklarımı önerdim. Cesaret etmediler. O cahil ve zalimdi. Dünyayı imar emanetini aldı üstüne. Ben de nefesinden üfledim. Onu halifem ilan ettim. Dünyayı imara gönderdim. Bak, Hint felsefesinde temel olan insandır Buda da. Konfüçyüs'te temel olan insandır. İslamiyet'te temel olan insandır. Maddi zenginlik ve para değil. Ama Batı medeniyetinin temelinde ne Allah var ne insan var. Para var. Ama o da onların sorunu getiriyor şimdi. Neden? Çünkü bir taraftan o köleleştirdikleri, zamanla sömürdükleri, yok ettikleri insan şimdi ayağa kalkıyor. Şimdi bilimin en iyisini Doğu yapmaya başladı. MIT, bunların bilim kâbesi. MIT, duymuşsunuzdur. Geçen direktörüyle sohbet ediyordum. Bu benim tezimi anlattım ona. Dedi ki 1960'ta bizim bilim kâbemiz MIT'de iki tane Çinli öğrenci vardı. Bir tane de Hintli. 1970'te bunlar yüzlere çıktılar. 100 kişi falan oldular. 2000 yıllarında %20'ye çıktılar öğrencilerin. Şimdi bu MIT'nin öğrencilerinin %80'i Çinli, Hintli, Endonezyalı, Türk, Vietnamlı. Hatta şimdi el altından kota koydular. Görünmeyen kota. Amerika'nın ünlü bilim merkezlerine doğulu öğrencilerin oranı %20'yi geçmeyecek diye karar aldılar. Ivy üniversiteleri dedikleri 10 büyük üniversite. Amerika'nın. Gidip oradan bilimi öğrenmemizi istemiyorlar. Halbuki biz onlara bila bedel öğretmiştik. İbn-i Rüşd felsefeyi bunlara öğretirken bir bedel istememişti. Harezmi matematiği öğretirken bir bedel istemedi. Değil mi? Bruni veya Cabir bin Hayyan Cebir'i öğretince buradan bir bedel istemedik. Bila bedel verdik. Şimdi onlar ise bizim öğreneceğimizden korkup kotalar koymaya başladılar. Ve bilimin bizim elimize geçmesini engellemeye çalıştılar. Beyhude. Ben evvelki sene Şangay Üniversitesi'ne davet edildim bir konferans için. Gittim. 3 tane konferans yaptım. Bir diye gittim ama merak ettiler beni. Çünkü onlara şeyi anlattım. İslam'la sosyalizmin ortak tarafları Çinlilere. Hatta onlara da Müslüman olmalarını önerdim. Hatta onlara dedim ki sizin tarihinizde en büyük amiraliniz Yang Ze bir Müslümandı. Ve Müslümanlığı yaydı Asya'ya. Asya'ya bir Çinli amiral yayıyor Müslümanlığı. Endonezya'ya, şuraya, buraya. Ve siz o zaman mutluydunuz. O hanedanlık zamanında. Mao sosyalizmin bir kısmını gördü. İslam'ın gördü. Ama bence yaşasaydı belki de o da Müslüman olacaktı. İnsanlar değişiyor çünkü. Üç tane konferans verdim. Sonra beni götürdüler. Şangay Üniversitesi'nin bilim laboratuvarlarına. Bir laboratuvar var. Çin Komünist Partisi'nin emekli bir generali yönetiyor. 600 bin çalışanı var. Bu bilim ve teknoloji merkezi. Dedim ki ya bu yapay zeka, bilmem genetik falan, onlara da gezeyim. Gezdik ya, birkaç tane de bilim adamı var, anlatıyorlar. Öyle şeyler gösterdiler, anlattılar. Ben dedim ki bunlara, ya siz insan da yapabilirsiniz dedim. Bu gelişmişlikle. Çinli direktör, general dedi ki, kulağıma eğildi, dedi ki biz yaptık. İki tane kız yaptık. İki kız ürettik. Fakat uyuttum bunları. Çünkü bunlar ayaktalar, kanlarını kestiremiyoruz. Biliyorsunuz İngilizler iyi yapar.
Aynı anda öldüler. Dedim ki Çinlilere sizinki de öyle olmasın. Yok dedi, bizimki öyle değil. Daha ileri ama biz şimdi geliştiremiyoruz. Çünkü parti engelliyor. Etik olarak ne sonuçlara yol açacağını bilmediği için. Durdur. Bak ne kadar insani bir yaklaşım. Şimdi bunu Amerikalılar yapsa var ya, her şeyi onlara teslim eder, bizi soyup soğana çevirir, hepimizi onlara köle yapardı. Çünkü onların derdi insanlığı köleleştirip parasını almak. Onlar bütün derdi o. Amerikalı 10 zenginin serveti, 10 zenginin serveti, nüfusunun %60'ını eşit. Amerikan nüfusunun %60'ını servetini topluyorsunuz, o 10 zengin. İşte anlatıyor neydi ben dün gazetede vardı. Bizim 106 İş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Öncü Gençliğin Yaz Akademisi'nde bir konuşma yapıyor. Kısa bir takılma oldu ama haberlerimize devam edelim. Düzelince geri döneceğiz. Türk milleti kararlıydı. Ya istiklal ya ölüm denilerek çıkıldı yola. Emperyalistlerin güdümündeki Yunan ordusu büyük bir hezimete uğratıldı. Anadolu işgalden kurtarıldı. 100 yıl önce bugün kazanılan zafer Türk milletinin kaderini değiştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı da bir video paylaştı. İzleyelim. Milattan önce 209'da Türk ordusunu kuran Mete Han'ın, 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İstanbul'u fetheden Fatih'in, Viyana kapılarına dayanan Kanuni'nin, denizleri titreten Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve ordularına yol gösteren büyük zaferi müjdeleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı destanlar. 30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karma karışık bir halde toplandı. Saat 06:30. Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi. Ve böylece muharebenin en şiddetli safhası başladı. Topçu atışı sonrası piyade süngü hücumu başladı ve nihayetinde düşman mevzilerine girildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos günü harekatı bizzat yöneteceği Zafertepe'deki gözetleme yerine geldi. Öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Afyon, Altıntaş, Dumlupınar ovalarında 5 gün 5 gece devam eden muharebelerden sonra Yunan ordusu tamamen dağıldı. Aralarında Yunan ordusu başkomutanı Trikopis'in de bulunduğu Yunan askerleri İzmir'e doğru kaçarken yakalanarak esir edildiler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordularına "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle Ege'de Eylül ortasına kadar sürecek bir takip başlamış oldu. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi Yunanların denize dökülmesiyle son bulacaktı. Emperyal güçlerin emriyle işgale girişen ve onların çizdiği haritalar üzerinde gelecek tayini yapan Yunanistan, Küçük Asya felaketi olarak adlandırdığı mağlubiyetin faturasını
Yunan siyasetçi ve generallere kesecek ve nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edilecekti. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği ileri emri doğrultusunda aradan geçen bir asırlık sürede daima milletinin emrinde, milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kahraman Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli birlik ve beraberlikle vatan, bayrak ve hürriyet yolunda 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir kurmaylık, meclis ve güçlü orduyla kazandık. Ordumuzun mesajını ekranlarınıza getirdik. Şimdi de yine Kurtuluş Savaşı'nda ittifak kurduğumuz dost ülke Rusya'nın mesajını ekranlarınıza getiriyoruz. Başta Rusya Büyükelçiliği olmak üzere dost ülkeler bakın 30 Ağustos'u nasıl kutladı. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde dost ve kardeş ülkelerden kutlama mesajları peş peşe geldi. Rusya hem Büyükelçilik hesabından kutlama mesajı yayınladı hem de Rusya Büyükelçisi 30 Ağustos Zaferi ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Büyükelçiliği paylaşımında Sovyet Rusya ve Türkiye'nin dostluğuna vurgu yaparak Zafer'in 100. yıl dönümünü kutlarız ifadelerini kullandı. Türk-Rus işbirliğinin Kurtuluş Savaşı yıllarında başladığını belirten Rusya Büyükelçisi Alexei Yarov ise 100 yıllık işbirliğinin bugün de devam ettiğini söyledi. Yarov, 100 yıl önce emperyalizme karşı mücadele eden Türkiye ve Sovyet Rusya'nın işbirliğinin taçlandırıldığı günlerden birinin büyük taarruzun kazanıldığı gün olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Aliyev mektubunda Türk milletinin İstiklal Savaşı'nda gösterdiği cesaret tarihe altın harflerle yazılmıştır ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Dumlupınar'da 100 yıl önce kazanılan şanlı zaferin kardeş Türk halkının kahramanlıklarla dolu tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için törenler düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kutlama mesajında Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalmasını sağlayan 30 Ağustos Zaferi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ifadelerine yer verdi. Şehitlerimizin ruhu şah. Büyük Zafer Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde de kutlandı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Profesör Doktor Derya Örs tören konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajını okudu. Büyük Zafer'in 100. yılı Bişkek'te de törenle kutlandı. Türkiye'nin Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği tarafından Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. İş insanı Ethem Sancak, Çanakkale Geyikli'de öncü gençlik üyelerine konuşma yapıyor. Dinlemeye devam edelim. Temel alan değerlerle inşa olur, onu da siz inşa edeceksiniz. İster bunun adına sosyalizm deyin, ister İslam deyin, fark etmez. Fark etmez yani. Bence aynı kapıya çıkar. Şimdi bu kısmı bu. Peki birkaç tane anekdot anlatayım. İslam'la sosyalizmin nasıl bağdaştığını anlatayım Hüseyin. Sonra bunu ideoloji dini provanda yapıyorsun diye saymayasın ha. Demin gelirken anlattım. Ne diyorsunuz? Anlatayım istiyor musunuz? Şunun için çok önemli. Bakın, yıllarca biz sosyalizmi Fransız ağzıyla dinledik.
gerçek Marx'tan, gerçek Mao'dan öğrenmedik biz sosyalizmi. Bizim maalesef Fransız pozitivistleri anlattılar sosyalizmi. Ve onların üçüncü boyutları yoktu. Onlar her Fransız gibi pozitivist bakıyorlardı, duygusuz bakıyorlardı, öbür boyuttan habersiz bakıyorlardı. Ve kaba, parayı esas alan bir sistem olarak anlattılar bize. Parayı yok edersen her şey düzelir, bilmem ne. Hep maddi şeylerle sosyalizmi öğrettiler bize. Sosyalizm öyle değil. Onun için size tavsiye ediyorum. İçinizden sosyalistler varsa, ki vardır biliyorum, bizim öğrendiğimiz gibi öğrenmesinler. Bakın ben mesela, benim babam, dedem peygamber torunları. Her biri en az 5-6 kere haca gitmiş. Bir sürü molla var, bir sürü şeyh var. Güneydoğu'nun şeyhlerin de üstünde bir aileyiz biz. Ehl-i Beyt, seyit olduğumuz için saygın bir aile ve taassup, taassup ve şey içinde muhafazakar bir aile. Hatta ben onların o değerlerine karşı isyan ederek solcu oldum. Bizim kadınları çok eziyordu bizim aile. Büyük aileyiz biz. 1500 tane benim soyadımı taşıyan yeğenim var. Ben ortaokuldayken bizim kadınları çok eziyordu erkeklerimiz. Kadınların yanında saf tuttum. Sonra bizim marabalar vardı. Açlığa talip ediyorlardı bizim işlerde çalışan. Onları grevle örgütledim. Aile beni bir ton dayak attı. İlk grevim. Bizim aile çalışanları örgütlemekti. Sonra ağalığa karşı, ki çoğu ağalar benim akrabalarımdı. Burada Servet var. Benim yeğenim, babası benim hocamdı. İletişim danışmanım, o bilir. Pervari'de Siirt'in. Babası da bana destek veriyordu. Çok, o da bir ağanın oğluydu babası. Ama bana destek veriyordu. Çünkü insanı kamil, vicdanlı bir adamdı Hüseyin abi. Ben ortaokul, lise 2'de ağalığa karşı mücadele derneği kurdum Pervari'de. Karşında mücadele ettim. Ağaların çoğu da bizim akrabalar. Belediye başkanı bilmem ne. Hatta beni yüzbaşıyı böyle komutanlık şey yapıyorlardı. Amcam veya belediye başkanı. Ya bunu nezarete at. Üç gün bir kötek at uslansın diye. Beni atıyordu nezarete. Ben de bağırıyordum yüzbaşıya. Sen devletin değil, sancakların ve eminanın kölesisin. Yüzbaşıya. Nezaretten. O da gelip diyor ki ya bunun kemiklerini kıracağım ya bırakacağım. Bana hakaret ediyor diye. Öyle bir şeyle ben başladım solculuğa. Ve o din diye bize anlatılan şeylerin hürafeyle dolu olduğu falan, bana inandırıcı gelmedi onların anlattığı din. Ve dinsizliği seçtim. Sosyalist oldum. Sosyalistler modaydı. Dinsiz olmak zorundalar. Halbuki Sovyetler Birliği Merkez Komitesi'nin önündeki en büyük liderlerden birisi neydi? Müslümandı. Sultan Galeyev. Müslümandı ama Sosyalist Partisi'nin, Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi üyesiydi. Yahut da Aliyev. Yahut da İslam Kerimov. Yahut da Kazak lideri Nazarbayev. Bunlar Sovyetler Birliği'nin son dönemde bile Merkez Komite üyeleriydiler. Yani sosyalizmin İslam'a karşı. Lenin'in mazlum milletleri ayağa kaldırmak için ilk organize ettiği şey Mustafa'yla Kemal'le beraber Bakü'de Müslüman Milletler Kongresi. Müslüman Milletler Kongresi. Yani din düşmanı bir yöneti değil ki sosyalizm. Ha Marx'ın şeyini bellemişler. Din afyondur demiş. Ya öyle demiyor ki, dini kötülemiyor. Diyor ki burjuvazi kutsal değerleri insanlara üretmek için kullanır. İşte dini kullandığı gibi. Orada onun hatta Lenin bir yerde diyor ki Allah'ın varlığını yokluğunu tartışmak üzere papazla tartışırsanız papazı güçlendirirsiniz diyor. Değil mi? Şimdi biz onları da anlamadık. Bize sosyalizm dinsizliktir. Hüseyin dini bütün bir ailenin çocuğu Afyon'da, yazık. Namazında niyazında annesi babası tanıyorum. Hüseyin bunlara karşı ben sosyalistim, dinsizim, siz bir babasınız diye kafa yürüttü. Neredeyse Afyon'dan sürüyorlar doğru. Değil mi? Başımıza bunlar geldi. Ben de tabii o günkü bizim oralarda uygulanan dini çok sık da şey gördüm. Geldim dinsiz oldum İstanbul'da. Sonradan okudum. Yani sosyalizm Rusya'da çökünce döndüm Marx'ı okudum. Literatürü okudum, gerçek şey. Öyle Fransızlardan değil. Gramsci'den bilmem neden aktarma değil.
Gördüm ki öyle değil. Yani Doğu Sorunu kitabında Marx diyor ki insanlık tarihinin en büyük sosyalisti Ebu Talib oğlu Ali'dir diyor. Çünkü yaşamı boyunca 24 saati geçen rızkı olmamış diyor. Sınıf mücadelesini ben icat etmedim diyor. Ünlü İslam düşünürü İbn Haldun diyor. Anlattı. Ben o kavganın sonuçta mülksüzlerin iddiayla sonuçlarını buldum sadece. Ama sınıf mücadelesi benim eserim değil diyor. İbn Haldun'un 14. yüzyılda yaşamış büyük İslam ve sosyolojinin kurucusu. Şimdi bunları okuyunca mesela şöyle diyor Marx Hazreti Muhammed için diyor ki insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sosyal devrimcisi İslam peygamberi Muhammed'dir diyor. Çünkü diyor bir bedevi Arap ilkel toplumunu, çöl toplumunu alıp örgütleyip 50 yılda bir ucu Çin'de bir ucu İberya'ya da bir imparatorluğa dönüştürmüş başka büyük sosyal devrimci yok diyor. Öyle tarif ediyor. İşte geçen Doğu yazdı kitaplarında. Diyor ki arkadaşına mektup yazıyor Marx. 1878 bizim meşrutiyetin ilanı ile beraber çok heyecanlanıyor. Şöyle yazıyor diyor ki Muhammed'in çocukları insanlığa özgürlük getiriyor diyor. Muhammed'in çocukları insanlığa özgürlük getiriyor. Avrupa'nın en asil ve en ahlaklı köylüsü Türk köylüsüdür diyor Marx. Hatta karısı arkadaşına mektup yazıyor. Diyor ki ya bu koca Türklerle aklını bozdu. Oturup kalkıp Türklere hizmet ediyor diyor Marx'ı anlatırken. Şimdi biz halbuki Marx'ı İslam düşmanı bilmem ne bir adam olarak biliyorduk. Öyle değil. Şimdi gelelim şeye. Sonra ben okuyunca ben Müslüman oldum. Sonra okudum peygamberi ve Kur'an'ı. Diyor ki Allah bize dininizi dedelerinizden öğrenmeyin. O ölmüş dindir. Kur'an'ı okuyun oradan öğrenin diyor. Peygamberin yaşamına bakın ondan öğrenin. Ölmüş dedelerinizden öğrenmeyin. Dedelerinizden dininizi öğrenmeyin. O ölmüş dindir. Yaşayan din işte Kur'an'dır. Şeydir. Peygamberin sünnetidir. Size de tavsiye ederim yani. Bence okuyun. Kaçınız Kur'an'ı okudu bilmiyorum. Ama şimdi artık çok tefsir, güzel tefsirleri var. Güzel mesela İbni Arabi'nin Kur'an'ı anlatan 18 ciltlik bir eseri var. Bu yaz bitirdim ben. Fütuhat-ı Mekkiye. Bence insanlık felsefesinin en doruğudur İbni Arabi. İbn-i Rüşd'den de Kant'tan da kat kat üstündür. Felsefe tartışıyor yani. Kur'an'ın felsefi yorumu. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah sevgidir diyor. Cehennem geçicidir diyor. Kalıcı olan cennettir diyor. Çünkü Allah Rahmanur Rahim'dir diyor. Rahmettir diyor Allah. Yani tarifi hep insana dair. İnsanı yücelten. Siz de okuyun şimdi uzun uzun ben size bir ilahiyatçı gibi İslam'ı anlatamam. Vaktiniz olsa, merakınız olsa tartışırım, anlatırım da yani. Ben çünkü bu ara okuyorum. Şimdi bakın mesela İslam iktisadını anlattım. Birkaç tane olay anlattım arkadaşlara. Sosyalizmde benzerlikler. Şimdi Hazreti Ali halife oluyor. Yani çok horlanıyor. 25 yıl eziliyor, hakkı yeniyor falan ama susuyor o. Vahdet. Ayrılık olmasın İslam'da diye. Sonunda ona sıra geliyor. Gerçi Muaviye ona yar etmiyor. Oluyor 4. halife. Hilafet makamına geçiyor. Böyle Küfe'yi veya Medine'yi denetlerken çarşıyı bakıyor ki çarşının bir kenarında en ünlü komutanı harp geçinebilmek için bir tezgah açmış pazarda hurma satıyor. Çünkü İslam'ın 3 tane ayı var, haram aylar. O aylarda Müslümanlar bir ağaç dalı kıramazlar. Haramdır. Bir ot kesemezler. Savaşmak yasaktır. Haram aylar. O aylarda da o günün ekonomisi ganimet ekonomisi. O 3 ay ganimet aldığınız dağıtırsan o 3 ayda aç kalırsın. Hani genellikle 3 ay aç dolaşılmış. Harpte öyle onun komutanı. Onun gibi yaşayan Ebu Zer Gaffari, Harp vesaire. İslam'ın büyük devrimcileri. Harp orada seyyar satıcılık yapıp hurma satıyor. Harp ne yapıyorsun diyor. Halife Hazretleri diyor valla geçimim için
hurma satıyorum diyor. Peki sen bu hurmayı nereden buldun diyor. Paran mı vardı hurma aldın? Yok diyor Halife Hazretleri. Bu zenginler bahçelerini topluyorlar ya. Arta kalanlar var işte. En uçtaki dalı alamıyorlar o hurmayı. Dökülenler var. Çürümüş. Ben onları topluyorum sonra gidip. El ayak çektikten sonra. Getirip burada ayırıyorum. Rızkımı kazanmak için pazarda satıyorum diyor. Peki diyor bu iki tane kümeye ayırmışsın diyor. Bu küme ne bu küme ne diyor. Bu küme diyor daha sağlam hurmalar. Bu küme çürük hurmalar diyor. Peki fiyatları ne diyor? Valla bu sağlam kümenin fiyatı 3 dirhem diyor. Çürüğün de 2 dirhem diyor. Halife tabi biliyorsunuz velayetin kapısı. Peygamber diyor ki ben ilmi şehriyim ay benim kapımdır. Zaten bütün halifelerin de müftüsüdür. Ömer'in, Bekir'in müftüsü odur. Velayetin kapısı çünkü. Ali diyor ki bu diyor bizim İslam felsefemiz ve üretimimize uymuyor diyor bu. Sen yaptın. Sen diyor milleti tefrika ediyorsun. Yoksul ve zengin diye. Yani 3 dirhemi olmayan iyisini yiyecek. 2 dirhemi olan kötüsünü yiyecek. Bu diyor bizim inancımıza aykırı diyor. Böyle yapamazsın diyor. Bu haramdır diyor yaptığın. Hukuki değil diyor. Ne yapmam lazım Halife Hazretleri? Bunları karıştıracaksın birbirine. Birisi 1, biri 3, 2'ye satacaksın diyor. Her Müslüman artık bahtına çürüğü de yiyecek, sağlamı da yiyecek. Ayırma diyor, tefrika yapma. Yani sınıflaştırma toplumu diyor. Felsefesi bu İslam'ın. Daha anlatacağım bir iki şey daha var. Hüseyin sana bak korkuyorum sonra bana yobaz falan demeyesin oğlum. Vaaz vermeye mi geldin diyebilirsin. Anlatayım mı daha? Başkan anlatayım mı? Bakın İslam ekonomisinin 3 tane temel şartı var. İslam ekonomisinin 3 temel şartı. Birinci sütunu zekattır, zekat. Hani 5 farzdan biri ya zekat. Her Müslümana farz. Zekat nedir? Her Müslüman her yıl Ramazan ayında servetini hesaplayacak. Menkul, gayrimenkul ne varsa onun 1/40'ını ihtiyacı olana dağıtacak. 1/40'ını servetin, karın değil. Hani şimdi anonim şirketler vergi veriyor ya, karın %25 öyle değil. Servetin 1/40. Bunun anlamı şudur. Sen elindeki serveti üretime sokup büyütemezsen, yerinde sayarsak 40 yıl sonra sen de sıfırlanıyorsun. Sen de zekata muhtaç oluyorsun. O 1/40'ını arttırdığın 1/40'ını de 3 şekilde dağıtacaksın. 1/3'ünü tanıdığın çevren ve akrabanlara vereceksin. Yani yoksul olduğuna inandığın. Hiçbir şey olmadığına. Çünkü İslamiyet'te muhtaç değilsen zekat alırsan da günahtır. İhtiyacın yoksa. Dağıtmamak da günahtır. 1/40'ını ama sen durumun iyiyse zekatı alırsan o kadar da günahtır. Almayacaksın. Hak etmediysen kurala göre. 1/3'ünü bildiğin yoksul akrabalarına dağıtacaksın. Zaten Kur'an'ın da ayetidir. Her namazda okunur. İyilik yapın, kötülükten kaçının ve akrabanıza yardım edin diye. Kur'an emri bu. 1/3'ünü de diyor hiç tanımadığın birisi gelip ben Müslümanım ve zekat istiyorum derse ona o 1/3'ünden vereceksin. Onun durumu seni ilgilendirmez. Allah sana yalan mı söylüyor? Söylemiyor. O senin günahın değil. O Rabbi ile onun arasındadır. Öbür 1/3'ünü de diyor zenginlik görmüş ve yoksullaşmış muflislere vereceksin. Bir de devlette çalışan memurlara vereceksin. Devlet, kamu ricaline vereceksin. Hani rüşvet yemesinler, bilmem maaşları az geldi diye. Onlara vereceksin. Onlara da alınabilir, onlar da zekat alabilirler. Şimdi bu birisi zekat bu. Ve diyorlar ki İslam zuhur edip işte Mısır, İran ve Kudüs, Bizans, İslam imparatorluğuna katılınca öyle bir refah oluştu ki öbür zamanda zekat alabilecek insan bulamadılar zenginler. Kabul etme çünkü herkesin refah seviyesi yükselmiş. Hak etmeyen de almıyor ya. Zekat verecek adam aradılar diyor. Yani sosyal adaleti sağlayan çok önemli bir iktisadi temel bu. Peki bu mu sadece? Hayır.
Bir de sadaka var. Sadaka. Hep bahsedilir ya sadaka. Allah rızası için sadaka. O da temel bir iktisadi kuraldır. Her Müslüman fert yolda giderken veya evinde otururken bir Müslüman olduğuna inandığı bir Müslüman kardeşine rastladığında Müslüman kardeşi ona ihtiyaç beyan ederse o Müslüman cebindekini onunla bölüşmek zorundadır. Bu sadakadır. Yani ben Hüseyin'i tanıyorum ama ihtiyacım var. İmkanım yok. Ya Hüseyin ihtiyacım var. Bana yardım et dediğim zaman Hüseyin Müslüman kardeşim olarak cebindeki benimle bölüşme durumunda. Yar yar ya. O da kimseye söylemeyecek. Ben buna sadaka verdim. Hani var ya hava atmak işte. Gel sadaka vereyim. O çok büyük günah. O küfür. Çünkü alan elin veren elden haberi olmayacak. Var ya. Veren el alandan üstündür. Ama bunlar birbirlerine verirken birbirlerinden haberleri olmayacak. İnsan onurunu koruyor çünkü. Sadaka böyle bir zorunluluk. Ama daha önemlisi ve bugün maalesef Müslümanlar tarafından unutulmuş, unutturulmuş bir büyük daha iktisadi kuralı var İslam'ın. İnfak. İnfak müthiş düzenleyici bir mekanizma. İnfak şudur. Bir Müslüman kendisinin üretime sokup çoğaltacağından fazla parası varsa, takati yetmiyorsa o ve uzmanı değilse, para çok kazandı ama kendisi diyelim ki ne yapıyor? Koltuk yapıyor. Mobilyacı. Para o kadar çok arttı ki mobilyacılıktan başka da bir şey bilmiyor. Elinde para birikti. Şimdi ne yapıyorlar Müslümanlar? Gidip faize yatırıyorlar. Faiz zinhar haramdır. Domuz etinden daha haramdır bir Müslüman için faiz. Sosyalizmde de biliyorsunuz büyük yasaktır faiz. Faizcilik bir sosyalist açısından en aşağılık iştir. Sosyalizm ekonomisinde faiz yoktur. Tıpkı İslam'da olduğu gibi. Ortak iki temel değeri. Şimdi fazla parası varsa faize yatıramaz. Ölü yatırım olarak da tutamaz. Çünkü servet toplumsaldır, şahsın değil. Çünkü diyor ki İslam, mal senin değil, Allah'ındır. Allah sana bunun üzerinde tasarruf yapasın diye vermiş. Sen haddini aşıp kendi şeyin için, bencilliğin için serveti kullanırsan şeytansın. Şimdi hacılar, haca gideniniz var mı? Ben 6 kere gittim. Şeytan taşlama var. 3 tane şeytan var haçta, simgesel. Firavun, Karun ve Belam. Bunları taşlıyorsunuz. 3 gün, birer gün arayla gidip onları taşlıyorsun. Aslında o da nefsini taşlıyorsun. Çünkü Karun Firavun kimdir? Şimdi Allah diyor ki benim 3 büyük kudretim var. İktidar benimdir. Halifem insana veriyorum ve deniyorum. Benim yolumda mı kullanacak? Kendi bencil çıkarları için. Kendi bencil çıkarları için kullanırsa Firavundur o. İktidarı. Kendi bencil çıkarları için kullanırsa o Firavundur, şeytandır, büyük şeytan. Servet benimdir diyor Allah. Mal Allah'ındır. Ben kulum, halifem insana veriyorum, tasarruf etsin, dünyayı imar etsin. Kendi şahsi emelleri için kullanırsa Karun'dur, şeytandır yani. Karun, orta şeytan. Şeytanlaşmış, peygamberlik mertebesine gelip malı kötüye kullanıp şeytanlaşmış kişidir tarihte Karun. Üçüncüsünde Allah diyor ki benim üçüncü büyük kudretim bilgi, bilginin sahibi benim. Ama halifem insana veriyorum. İnsanlığın şeyi için kullanırsa cennete gider. Kendi emelleri için kullanırsa ben her şeyi biliyorum. Ben tamam derse kibirlenip o da belam oluyor. Küçük şeytan. Yani üç hayvanın nefsi şeytanlaştırıyor İslam. Şimdi işte o infak şudur. Senin elindeki fazla toplumsal olan fazla sermayeyi işin ehli olan bir Müslümana vereceksin. O onu çalıştırıp üretecek ve yarı yarıya ortak sununla. Yani ben mesela elimde çok para var. Ben sadece döşeme yapmayı biliyorum. Ama Hüseyin iyi inşaatçıdır. Bina dikiyor. Elimdeki fazla parayı dedim ki Hüseyin al sen bununla şu işi yap. Ama
yarı yarı Orta Asya. Bunun adı infak. Şimdi bu üç değer, bu üç değerin sosyalizmle bir çelişmesi var, çelişmesi var mı? Sosyalist ekonomiyle bir çelişmesi var mı kardeşim? Karşıtlığı var mı? Aynı değil mi? Dolayısıyla İslam'la sosyalizmin kökü aynıdır. Çünkü ikisi de insanı temel alan öğretilerdir. Farkları yok. Ama Fransızlar sosyalizmi yozlaştırdılar veya Ruslar. Bizim bazı dar kafalı alimler de İslam'ı yozlaştırdılar. İkisi de yoldan çıktı. Sosyalizm de belli doğrultamadı. Müslümanlar da belli doğrultamadı. Bu yeni dünyada bunları birleştirip ortak temelli bir yeni şey inşa edeceksiniz gençler. Ben bu kavgada sizin yanınızda olacağım. Sizden öğreneceğim. Tecrübemi merak ederseniz anlatacağım. Sizinle olmak büyük keyifti. Teşekkür ederim. Biraz daha konuşursam sizi uyutacağım. Siz de efendiliğinizden alkışlayıp yeter demiyorsunuz. Ben alkışlayayım sizi. Beni sabırla dinlediğiniz için sizi alkışlıyorum. Olur tabii. Sorular varsa. Sormak isteyenler elini kaldırsın. Kendisini tanıtsın. Direkt verebilirsiniz. Siz dağıtabilirsiniz soruları. Vallahi ben nasıl dağıtayım? Buyur, evet, sorusu olan var mı? Gel en öndeki arkadaşım. Buradan başlayalım hemen. Var mı? Ha, orada var. Pardon. Efendim merhabalar, öncelikle kampımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim size sorum şu olacak. Siz İslam ekonomisinin üç temel şeyini indirdiniz işte. İnfak, zekat ve sadaka. Kur'an bu zekat konusunda aslında ele alır üçünde. Der ki fazla malınızı bağışlayın diye belirtir. 1/40 gibi bir oran belirtmez Kur'an. Ki hadisler de bu konuda birazcık farklı yorumlar belirtir. 1/20, 1/30 gibi. Farklı dönemlerde farklı rivayetler aktarır. Bu aslında Kur'an'ın dediği şeydir. Yani malın fazlası o zaman ne kadarsa onu vermiştir Peygamber. Bu konuda İbn-i Kesir'in İslam Tarihi kitabında 12 ciltlik der ki işte Ömer, Hazreti Ömer, ya Ebu Bekir der, ben malımın yarısını feragat ettim. Sen ne yaptın der. Bu sefer Ebu Bekir, ben tamamını feragat ettim der. Düzeltiyorum, pardon. Yani bu şeyin bir oranı yok İslam şeyinde ve vicdana dayalı. Zorunluluk yok. Kişi kendi vicdanına göre yarısını da verebilir, tamamını da verebilir, 1/40 de verebilir. Fakat sosyalizmde burada diktat mevcut. Yani devlet bu şeyi, eğer sosyalist rejim olursa, kurulursa, alacak, el koyacak. Bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bunu nasıl bir ortak kefeye koyuyorsunuz ikisini? Onu merak ediyorum. Şimdi birincisine cevabım, tabii İslam sadece Kur'an'dan ibaret değil. Biliyorsunuz 63 yıllık yaşamında, 40 yaşından sonra nebilik tebliğ edildikten sonra kalan hayatının toplamı Kur'an'ın yorumudur, canlı yaşamıdır. Peygamber konuşan Kur'an'dır. Dolayısıyla hadisler, peygamberin hadisleri Kur'an'ın tamamlayıcı cüzüdür. Ve İslam şeriatı onun üzerine inşa oluyor. İbni Hacer'in, diğerlerinin, yani büyük İslam hukukçularının, fakihlerinin hadisleri yorumlayarak geliştirdikleri bir şeydir. Bir kurallar manzumesidir. Dolayısıyla o %40, 1/40 falan filan Hazreti Peygamber'in koyduğu, sahabelerin sorularına verdiği cevaptır. Öyle ucu açık, sen istediğin kadarını bağışla değil. İslam aynı zamanda bir kurallar dinidir. Bir emirler dinidir. Böyle kendi yoluna bırakmaz. Mutlaka kuralını koymuştur. Çünkü toplumsal bir düzeni inşa etmiştir. Yani Medine kent devleti inşa edilmiştir. Kent devleti. Dünyevi bir organizasyon oluşmuş ve peygamberin önderliğinde Medine kent devleti inşa edilmiştir ve onun kuralları var. Konulmuş kurallar var. Bunlar da İslam'ın tamamlayıcı cüzleridir. Bu bir. İkincisi bağdaştırmak. Yani sosyalizm gelecek, mekanizma olarak devleti koyacak. Devlet. Ayrıca sosyalizmde de bütün mülke el koymak diye sol
kaba bir yaklaşım yok. Onun da bir uygulama süreci var. Bakın Mao'nun uygulaması var, Lenin'in uygulaması var, Stalin'in uygulaması var, ne bileyim, Vietnam'ın şimdi uygulaması var. Ya bir öğretinin hayata uyarlanması toplu, kamusal, genel kabul görmüşün sonucunda doğar. Yani şimdi Roma'da bir imparatorluktu, Osmanlı'da bir imparatorluktu. Ama kuralları farklı, doğasına ve tarihine uygun olarak bir sürü kurallar var imparatorlukta da. Ortak kurallar da var. Mesela işte kardeş katli. Roma'da da var, Osmanlı'da da var. Nizam-ı alem için kardeş katlinin mubah görünmesi. Öyle yorumlamak. Ben öyle yorumluyorum. Bunlar derin konular. Detayına girersek bir gün beni bulursan oturur seninle saatlerce bunları konuşuruz. Evet, başka soru? Ha bu sende miydi? Ya ben dağıtmayayım. Siz dağıtın. Ben karşılayayım. Çok teşekkür ediyorum Meten Bey bu arada. Sizleri dinleyebilmek çok ayrı bir tecrübeydi. Ben şunu sormak istiyorum sizlere. İslam uygarlığı aslında köklerini doğudan alan bir uygarlık. Ama İslam felsefesinde, İslam tarihinde Batı merkezli bir anlayış görüyorum ben şahsım adına. Bunda bir tezatlık yok mu? Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ben bunu sormak istemiştim sizlere. Şimdi Batı ve Doğu ayrımını çok eklektik yapmamak lazım. Batı'nın devrimci bir dönemi var. İnsanlığı ilerlettiği devrimci bir dönem var. Batı'da büyük devrimci halklar var. Zulme baş kaldırmış, adalet istemiş değil mi? Doğu'da canını vermiş büyük Batılı büyük devrimciler var. Şimdi Thomas More'u nereye koyacağız? Batılı. Thomas More Batılı. Ama idam ediyorlar biliyorsunuz. Aquinoğlu Thomas. Bir papaz. Ama insanlığı savunuyor. Öyle genel bir birbirine düşmanlaştırılmış doğu batı şey yapmamamız lazım. Ama şunu bilmemiz lazım. Şimdi doğu batılılar bize son 300 yılda kafamızda şey işlediler. Her şey bizden başladı. Buna karşılık biz diyoruz ki hayır her şey sizden başlamadı. Doğudan başladı. Ve biz size bunlara emanet verdik. Bu tarzda yaklaşmak lazım. Dolayısıyla bizim şimdi bizden aldılar İbn-i Rüşt'ü, İbn-i Haldun'u, hepsini aldılar işte. Ama güzel güzel de kullandılar. Yüzyıl boyunca da insanlığı ilerlettiler. Sonra kötüye kullanıp şey biz de bizden aldıklarını ve geliştirdiklerini onlardan alacağız. Biz batılılara düşman değiliz. Biz emperyalizme düşmanız. Batılı insanlara düşman değiliz. Ben mesela benim için diyelim ki Mustafa Kemal'le Amerikan emperyalizmine karşı Amerikan bağımsızlığını veren, bağımsızlık savaşını veren George Washington arasında çok fazla ayrım yok. Lincoln benim için çok büyük insandır. Thomas Jefferson, ilk anayasasını yazan, Amerika'nın devrimci anayasasını yazan adam. Dolayısıyla Doğu-Batı ikilemi üzerine oturtmamak lazım. Uygarlığı inşa edenler ve uygarlığı yıkanlar. Mesela Moğollar doğulu bir toplumdu. Ama uygarlık yıktılar. Neden? Haçlılarla işbirliği yaptılar. Haçlılar o zaman gericiliğin merkeziydi, yıkıcılığın merkeziydi. Ve onlarla işbirliği yaptılar. Hülagü Hristiyan oldu. Ama Berke Han Müslüman oldu. Moğol'du. Veya Muhammed Olcayto İlhanlılar Müslüman oldular. Sorunu kavmiyetçi temelde ele almamak lazım. Bizim Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Diyor ki Arap mı Türk'ten üstün, Türk mü Fars'tan üstün? Diyor ki Arap'ın Fars'a, Fars'ın Türkiye'ye bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Yani öğretidedir, inançtadır diyor. Dolayısıyla soruna öyle bakmak lazım. Gerçekten mesela şöyle bir örnek vereyim sana. 10. yüzyılda insanlık o günkü çağda insanlığın üç büyük kenti. Çin'i varsaymazsak. Çin doğunun en ucu. 700 yılında kuruluyor Bağdat bir köy. Köy olarak. 700 yılında köy Bağdat. Abbas İmparatorluğu'nun merkezi yapılıyor.
300 yılda nüfusu 1 milyona çıkıyor ve insanlık tarihin en büyük kenti haline geliyor. Bağdat. Beytül Hükme'nin merkezi. Aynı dönemde ikinci büyük kent insanlığın Granada. Endülüslerin başkenti. Suman. Üçüncü büyük kent Sicilya İslam Krallığı'nın merkezi Palermo. Palermo var ya. 300 cami ve 300 bin nüfusuyla. Ama Batı uygarlığının kentlerine bakıyoruz. Paris'in nüfusu 50 bin, Roma'nın nüfusu 50 bin, Paris'in nüfusu 30 bin, Londra'nın nüfusu 20 bin. Kent bile denmez onlara bizim büyüklerin karşısında. Yani şimdi kentleşme, kent, habitat diye Batılılar 300 yıldır kafamızı şişiriyorlar ki bir kenti biz bulduk, siz köylüydünüz. Öyle değil. İşte bunları anlatmak. Yani uygarlık, uygarlığın çıkışı doğu. Güneş doğudan doğuyor ve insanlığı aydınlatıyor. Güneş aynı zamanda nurdur, aynı zamanda bilgidir, aynı zamanda medeniyettir. Güneş doğudan doğar. Hep öyle olmuştur. Ama batıyı da aydınlatmış. Değil mi? Batıyı da karanlıkta bırakmamış. Sonra öyle bakmak lazım. Doğu batı düşmanlığı temelinde değil. İnsanlığa hizmet etmek, medeniyeti geliştirmek ve insanı temel almak felsefesiyle insanı yıkan, insana düşmanlık yapan, insani değerlerin karşısına maddi değerleri koyan anlayış. Bu iki çizginin kavgasıdır, insanlığın kavgası. Tarih boyunca da öyle olmuştur. Dolayısıyla Doğu dediği, mesela bizim inancımızda 26 bin peygamberden bahsediliyor. 26 bin peygamber diyor, değil mi? Saysak isimlerini bildiğimiz peygamber sayısı 100'ü bulmaz. Ama mesela bizde İskender Zulkarneyn, Büyük İskender de peygamber diye nitelendiriliyor. Büyük İskender var ya. Yani bizim Yunan mitolojisindeki Hermes'e bizim inancımızda İdris deniyor. Nuh. Biz bunları peygamber kabul ediyoruz. İsa, Musa, İbrahim bunların yanında. Salih falan bunlar da peygamber ama onların ötesinde 26 bin peygamber daha var. Belki bu da bile bunların içindeydi. Belki değil. Benim inancıma göre bu da öyleydi. Çünkü Hint felsefesinin doğruluğu ve insanı temel alan bir felsefesi var. O da bu manada peygamberdir yani. Böyle ifade edeyim yani, kısaca. Buyur, bence seç. Ben seçmeyeyim. Hanımefendiler de söz verir. Bak hep erkekleri de. Merhabalar Ethem Bey. Ben ekonomiyle alakalı soracaktım. Tabii biraz hızlı bir geçiş olacak konulardan konulara ama sizler de bir iş insanısınız zaten. Dolayısıyla sormamın uygun olacağını düşündüm. Şimdi Türkiye ekonomisi ihracata odaklı. Hükümet de bunu dile getiriyor ve uygulanan politikalar da hep o yönde gelişti. Ve ihracatımızın çok büyük bir kısmını da Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Tabii Rusya da var ama büyük ağırlık Batı ülkelere. Ve onların da yani cezbetmesinin temel sebebi şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani biz iş gücü çok ucuz Türkiye'de Avrupa'ya göre veya Avrupa'ya yakın pazarlara göre. Dolayısıyla bizim ülkemizde üretilen ürünlere yöneliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Çok cazip geliyor. Böyle olduğunu biliyorum. Ve yine işte endüstri gelişmiş diyelim Doğu ülkelerinde de veya işte bizim için büyük pazar niteliği teşkil edebilecek ülke olarak mesela diyelim Çin örnek verelim. Endüstri gelişmiş. Dolayısıyla üretimi ucuza yapabiliyorlar. Veya yine Doğu ülkelerinde böyle bu tarz ülkeler var ama böyle büyük pazar olarak böyle niteleyebileceğimiz ülkeler var mı? Şimdi onu böyle çok kafamda canlandıramıyorum ama yani diyelim yarın bir gün harbiden böyle Batı medeniyeti böyle daha büyük bir çöküş içerisine girdi. Yani daha da keskinleşti bu çöküş. Ve artık biz ihracatımız yani yapmak istesek de yani diyelim böyle bir üretim kabiliyetimiz olsa da yapamayacak hale geldik ihracat. Ve bir pazarımızı kaydırmak zorundayız diyelim doğuya kaydırmak zorundayız. Ama endüstri doğu endüstrisi gelişmiş olduğu için bizim ürünlerimize talep olmayabilir. Yani çünkü hemen yani üretim maliyetleri bakımından belki yakın üretiyoruz onlara veya işte aynı şey veya daha maliyetli üretiyoruz onlardan. Yani dolayısıyla biz ürünlerimizi onlara satabilecek miyiz? Veya yani bu nasıl olacak yani? Diyelim ileride biz Batı'yla ticaret yapamayacak hale geleceğiz. Yani dediğim gibi yani Batı'nın çöküşü hızlanacak ve
biz nasıl işte doğuda yeni pazarlar bulacağız kendimize? Bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi batı çökecek derken biz şeyden bahsetmiyoruz. Batılı insanlar oraları terk edecekler ve orası köy haline gelecek. Artık yiyip içmeyecekler. O manada söylemiyoruz. Onların siyasal iktidarları çökecek. Daha adil, daha paylaşımcı iktidarlar da gelecek oraya. Siyasal sistemleri çökecek. Yağmaya dayalı Amerika'nın başındaki sistem çökecek. Onlar gene üretmeye devam edecekler. Bir taraf yoksullaşacak, bir taraf çok zenginleşecek şeklinde gelişmeyecek insanlık. Emperyalizmin bu adil olmayan, her şeyi köleleştiren ve tekeline alan sistemi kırılırsa insanlığın dört tarafından üretim ve refah fışkıracak. Afrika'dan da fışkıracak, Hindistan'dan da fışkıracak, İngiltere'de, Almanya'da olacak. Yani insanlığın üretimi, emperyalizmi bir tarafa alırsan 10 yılda 6 katına çıkar. Çünkü üretimi dizginleyen ve engelleyen, gelişmeyi engelleyen bu sistem. Yani şimdi öyle bir sistem kurmuşsun ki ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Brest-Rust'ta bir tedavül ve para anlaşması yapıldı. Savaşın galibi olduğu için Amerika'ya dediler ki senin paran temel değişim aracı olsun. Sen galipsin. Senin paran değişim aracı olsun. Ama bir standart prensip alındı. Herkes karşılığında altın bloke ederek para basabilir. Ki hak birbirine geçmesin ülkelerin. Para basacağın paraya karşılık rezerv olarak altın tutacaksın. Amerika'da tutacaktı. Ama 1971'de kabadayılığına güvenerek ben altın rezervi ayırmadan basıyorum dedi. Amerika altın rezervi tutmadan para basıyor. 20 centlik bir kağıda 100 dolar yazıyor ve senin pamuğunu, şekerini, Brezilya'nın kahvesini alıyor. Tam bir eşkıyalık. Ve herkes sindi. Herkes sindi, bunu kabullendi. Ama şimdi artık insanlık bunu kabul etmiyor. Çin diyor ki kardeşim sen de altın basarsan senin paran uluslararası olur. Ben niye kabul edeyim? Sen habire kağıt basıp şeye boğuyorsun insanlığı dolara ve dolara keyfine göre de oynatıyorsun. Dolarla da oynayarak ekonomilerimize saldırıyorsun. Türkiye de bundan homurdanmaya başladı. Ruslar da homurdanıyor. Şimdi mesela Brezilya, Amerika'nın 300 küsür milyon nüfusu, Amerika'dan da daha büyük nüfusu Brezilya. Değil mi? Latin Amerika'nın en büyük ülkesi. Şimdi büyük ihtimalle Eylül'de seçim olacak. Amerikalılar bir hukuk darbesi yapmazlarsa Lula %60-65 ile geliyor. Lula. Bir önceki darbeyle devrilmiş, hukuk darbesiyle devrilmiş lideri Brezilya'nın. Ne diyor seçim beyannamesinde? Ben Mercosur'u kuracağım. Yani Latin Amerika ülkeleri birliği var zaten. Canlandıracağım. Ve Mercosur diye ortak para basacağım. Kolombiya'nın, Guatemala'nın, Venezuela'nın, Brezilya'nın, Arjantin'in hepsinin ortak para birimi olacak. Ve dolar egemenliğini tanımıyor. Şimdi 1,5 milyar nüfuslu Hindistan tanımıyor. Benim rupim var diyor. Çin 1,5 milyar nüfus benim yuanım var diyor. Ruslar ruble diyor. Şimdi bakın mesela geçen hafta Soçi'den sonra Ruslar bize bir kıyak çektiler. Büyük bir kıyaktı. Şimdi biliyorsunuz bizim dışa bağımlılığımızın şu anda mecburiyeti şu. Biz 250 milyar dolar ihracat yapıyoruz ortalama. 50 milyar da turizm geliri. Etti mi 300 milyar dolar? Ama ithal ettiğimiz şeyler enerji dahil 350 milyar. 50 milyar dolar açığımız var. İçeride üretemiyoruz. Her yıl 50 milyar dolar borçlanıyoruz. 5 büyük Amerikan bankasından. Londra'daki. Merrill Lynch, Bank of America, Goldman Sachs vesaire. 5 büyük banka, soyguncu bankalar. Bizde de onların ajantaları var. Tefeci. Ondan alıyor. Üstüne 5 puan koyup bize satıyor. Her yıl, bakın şu anda dış borcumuz 650 milyar dolara çıktı.
Harcadığımız kadar üretmiyoruz. Tüketim ekonomisi, işte bu Kemal Dervişler'in inşa ettiği 14 Ocak kararlarıyla başlayan, mesela Mustafa Kemal'in ilk 15 yılında öyle bir şey yoktu. Bizim ithalatımız ihracatımızdan daha azdı. Biz tek bir kuruş borç para almıyorduk. Ve bir dolar 1.2 liraydı. 15 yıl boyunca. İthal ekamesi vardı. Burada üreteceğimizi ithal yasaktı. Korunaklı, korunmalı ekonomimiz vardı. Ama liberalizm, 14 Ocak kararları, Kemal Derviş yıktılar bütün bu duvarları. Ayrıca tarımsal ürünleri üretmemizi yasakladılar. Pancar ekmedi, sana rüşvet vereceğim dedi. Şunu ekme, bunu ekme. Tarımımızı da yıktılar. Ve gele gele bu noktaya iflas ekonomisine geldik. Şimdi 50 milyar dolar açığımız var. Bunu bir yerden bulacağız. Yok gidip Katar'dan dinlenelim, yok Çin'den alalım falan filan diye uğraşırken Amerikalılar zaten vermiyor. Zaten istiyorlar ki hep borçluk alalım. Hatta onlara kalsa 100 milyar dolar borçlanın, borcunuz daha çok artsın, bana daha çok köle olur. Öyle diyecek. Köleliği kabul etsek verecek 100 milyar dolar. Kaç yıldır veriyordu zaten. Şimdi ne yaptı biliyorsunuz Ruslar? Şimdi bu eksi 50 milyarımız var ya, 50 milyar euro dolarımız, 50 milyar eksideyiz ya. Hangi kalemler bunlar? Doğalgaz, petrol. Aşağı yukarı 40 milyar dolar tutuyor. Bunların da %60'ını Rusya'dan alıyor, da İran'dan alıyor. Tamam mı? Şimdi geçen gün Rus Merkez Bankası uluslararası bir karar aldı. Daha geçen hafta, Soçi'den hemen sonra. Rusya bütün uluslararası ticaretinde artık dolar ve euro kullanmayacak. Üç para kullanacak. Çin'in yuanı, Hindistan'ın rupisi ve Türk lirası. Bak bu ufak bir Türk şey, kriz. Belki çoğu insan fark etmedi. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Biz artık Ruslara doğalgaz ve petrol parası ödemek için İngiliz bankalarından dolar borçlanmayacağız. Türk lirasıyla ödeyeceğiz. Böylece ama İngiliz bankalarına, Londra bankalarına bağımlılığımız bitiyor. Bunu çok kimse bizim bu batıya kafasını satmış medya yazmadı bunu. Aydınlık herhalde fark etmedi. Yani Rusya'nın uluslararası standartta aldığı bir karar. Diyor ki ben bundan sonra bütün ticaretimi ticaretinde dolar ve euro kullanmıyorum. Çünkü bana karşı şantaj olarak kullanıyor bunlar. Ben uluslararası ticaretimde benden kim mal almak istiyorsa bana bunun karşılığını ya benim paramla ödeyecek ruble. Rublesi yoksa Çin parası alacak, ödeyecek. Ya Türk lirası alıp ödeyecek. Ya Hindistan rupisi alıp ödeyecek. Şimdi bu bize ilaç gibi değil mi? Zaten açığımız bizim. Yani doğalgaz ve şeyi çıkar. Bizim ithalatımızdan. Petrolü. Biz zaten başa başız. Turizm gelirlerimiz de iyi gidiyor. Şimdi Tayyip Erdoğan için şimdi cesur bir şekilde res çekiyor Amerikalılara. Bakıyor ki çünkü cari açık. Artık sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü onu dolarla ödemeyeceğiz. Sadece biz yapmıyoruz bunu. Suudi Arabistan'da da Amerika'ya dedi ki bundan sonra seninle petrol ki en bağımlısıydı değil mi Suudi Arabistan Amerika'nın? Hatta neredeyse petrol şirketi Aramco'nun yarısı bunların. Suudi petrollerini. Ama bir, Prens Salman yaptırımlara katılmadı Ruslara karşı. İki, ben artık dolarla petrol ticareti yapmıyorum dedi. Petrolü alıp satmıyorum dedi. Çünkü petrol güvenilir şey, dolar güvenilir bir şey değil dedi. Dolarla alıp satmayacağım dedi. Ben rupiyi de kabul edeceğim dedi. Rubleyi de kabul edeceğim dedi. Yerli paraları kabul edeceğim dedi. Hindistan'da şimdi buna katılıyor. Brezilya'da katıldığı zaman, Güney Afrika katıldığı zaman kala kala ne kalıyor? 280 milyon Amerika toplasan, nüfusu habire azaldığı için tam bilmiyorum ama bir ara 600'de herhalde şimdi 500'de düşmüştür Avrupa Birliği. Bir tarafta 800 milyon insan, bir tarafta 7 milyar 200 milyon insan. Hepsi tüketiyor. Şimdi geçen gün diyorsun ki yeni pazarlar. Gittim ben geçen sene
Hindistan'a Cumhurbaşkanı ile beraber. Mondi diye sosyalist kökenli bir başbakanları var. Hint milliyetçisi. Esaslı bir adam. Geçen gün ilan etti. Dedi ki biz 2030 yılında yoksulluğu Hindistan'da yok edeceğiz ve milli gelirimiz kişi başı 20 bin doları bulacak. Bunun ne dedi bunun anlamı biliyor musun? 1 milyar 700 milyon insan bir evlere girmiyorlardı, evleri yoktu, ev yapacaklar. Çünkü kazanan ne yapar? Tavuk yer, balık yer, iyi elbise alır, barınak alır. Değil mi? Hindistan'ın bu imkanları yoktu. Çünkü kişi başı geliri 2000 doların altındaydı 10 sene önce. Bakın size söyleyeyim, bir istatistik daha vereyim, bunu bilin. 1750 yılında daha Hindistan sömürgedeyken, 1700'lerde tam sömürgedeyken İngilizlerin toplam global küresel hasılanın %25'ini Hintliler üretiyordu. Bak, %25'ini. Bütün dünya üretiminin %25'ini Hintliler yapıyordu. Sömürgeleştiler. 1950 yılına geldiğinde 250 yıl sonra dünya hasılasının içerisindeki Hintlilerin payı %3'e düştü. Yağmaladı onları. Vatan Partili İş İnsanı Ethem Sancak Öncü Gençlik Yaz Kampı'nda konuşmaya devam ediyor. Biz şimdi bültenimizi burada noktalandırıp reklama gideceğiz. Ardından Ethem Sancak konuşmaya devam edecek ve biz Ulusal Kanal ekranlarından sizlere izletmeye devam edeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.